Evet, şimdi Adana'dayız. Mesut diye bir yere geldik. Çok güzel. Daha önce gelmiştik zaten. Her yerde ünlülerin resmi var. Onlar da gelmiş yani. Ya biz bir şeyden orada içmiyorduk. Çok gezdiğimiz için. Bize şalgam ikram ettiler. Çok lezzetli. Çok lezzetli zaten. Daha önce de geldik buraya. Şimdi kebabın tadına bakacağız. Efsane. Zaten burayı biliyorum. Yani. Çok güzel olduğunu. Efsane. Ekmek yemiyorum normalde ama bu şu kombinasyon ölüm. Altıma koydum ki serinleyeyim ama gerçekten işe yarıyor. Şuradan yiyecekseniz bence bu adreste şaşmayın. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Kimyon mu? Ben kimyon istemiyorum. Kimyon istemiyorsunuz. Kimyonsuz olmaz mı? Kimyon lezzeti veren bu zaten. İyi, tamam, hadi. Az bir şey atalım. Tamam, atın. Siz nasıl yiyorsanız öyle yapın. Ay çok güzel. Bunu ben attım. Ama çok sıcak dur. Ter akıyor. Nasıl tadı ekmek? Bunu yalnız yiyeceğini sanıyorsan yanılıyorsun yani. Niye adamın yanında kibarlık yaptı? Ucundan istiyorum yani. Çok güzel. Yiğitim kendinden geçiyor şırdan yerken. Hepsi değil. Tamam, bir tane biraz ısıtacağım mesela. Başkasına benziyor mu? Sağ bak be. Vallahi Kadir İnanır'a benziyor. Cidden. Evet, aynı doğru. Değil mi? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kışı çekilmiyor. Konya mı? Evet. Biz de onu diyoruz. Burası çok sıcak. Burada çok sıcak. Tam aksine ikisinin ortasını bulamadım. O zaman Karaman'a gelmemiz lazım. Değil mi? İnşallah. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Gülebilirsiniz. İnşallah yarın geliriz. Yasin dur ve sırtını göstermek istiyorum. Sırtını görüyor musunuz? Terlemişsin, incinmişsin dedim. Ha, bu sana çok iyi gelecek. Onu çenem ya, çenem faydalı. Bu. Ya içmiştik ya. Evet, hatırlıyorum. Ne kadar borcumuz lazım? Efendim? Ne kadar borcumuz? 1,5 TL efendim. Evet, şimdi bici bici deneyeceğim. Yani çok küçükken yemiştim. İkimiz yemiştik, hatırlıyor musun? Evet, ama bayağı oldu. Yapılışını hemen burada beyefendi orada göstereyim. Orada mı yapacak?
tadı çok güzel. Lokuma benziyor tadı değil mi? Evet. Ama lokumun ferahlatıcısı. İçindeki o beyaz şey ne? Muhallebi. Evet, geçen sene burada yemiştik. Tekrardan geldik. Tatlılar var, çok çeşit. Hangisini yedim hiç hatırlamıyorum ama çok güzel. Şunu yemiştik. Bir de bunu yedik. Sen de yiyecek misin? Evet, bir tane. Şöyle kendimiz alıyormuşuz. Ben bir de ondan alacağım kesinlikle. Bunun ismi ne abi? Başka da. İçinde ceviz var, süper tatlı var. Aferin. Hangisini yiyeceksin? Gönül borçak, sıklı ve kaymaklı. O güzeldi. $5 Evet, gördüğünüz gibi sadece 5 lira. Bence lezzete göre yani süper. Süper lezzeti var zaten. Geçen senedekini hatırlıyorum yani. Tatlıyı çekmesem ölürüm. Kazım Tüfe'deyiz. Buranın süt kırmızını içtik daha önce. İçtiğinde o kadar değmemiştim ama yine de aklımda falan yok. Yok. Bunun en iyi yapan burası deniliyor. Bu arada bir tane istemiştik. Bu da fazla geldi. Bunu da verdiler ücretsiz. Çok güzel bir şey bence. Çok basit bir içecek ama çok tadı çok güzel. Yani evde de yapsam yaparım. Parator kokoreç. Engin tadı ya. Tam yani araştırmadan bir şey deneyeceğiz. Kokoreç yiyeceğiz. Araba orada, biz de buraya oturacağız şimdi. Ben böyle salaş şey seviyorum. Ben kesinlikle bucuyum yani. Kendisine kokoreç alacaktı. Ben istemiyorum dedim ama kokusuna dayanamadım. Çok güzel kokoreç. Kendime de sipariş ettim. Ama gördün değil mi? Evet. Böyle ortası yağ. Evet, kokoreç. Normalde ben sevmiyorum aslında. Yani iyisini yemedim galiba. Güzel. Aynen. Tadına bakacağız şimdi. Yanında şu şekilde poşette şey verdiler. Turşu ve iki tane de su verdiler. Hani tabii lüks bir mekanda yemek ve lezzetsiz bir yemek tercih ederseniz o sizin bileceğiniz iş. Ancak biz böyle salaş yeri tercih edeceğiz. Niye öyle bakıyorsun? Şimdi böyle iddialı şeyler söylemen lazım. YouTube seviyor işte böyle şeyleri. Yasin'in burnuna bakar mısınız? Acıtıyor mu? Şu şekilde içi muhteşem görünüyor. Çeyrek ekmek aldık bu arada. Ekmek yemiyoruz o zaman burada. Ama bu sefer yiyoruz. Sağlık. Çalışanlarımıza sonsuz muhteşem. Çok. Buradan karşıya geçmemiz lazım. Bakalım başarabileceğiz. Hindistan'ın başka versiyonu bu. Zaten Amir Khan bile burayı tercih etmiş. Evet. Haklı. Haydi bakalım. Yasin bak seni takip ediyorum. Kilometre sonra ilk nurun hali. Ne 18'i daha fazla? Hayır, 18 kilometre. Ya göbek kaslarım ağrıyor. Evet. Çok yediğinden evet İlknur. Tadı nasıl? Şu an ne yaşıyorsun? Bunu ama çok yorgunluktan güzel. Başka? Ama geçen yılkinden farklı bu. Aa. Soğuk değil. Geçen yıl buz gibiydi. Evet. Bak ya. Ne? Yesene. Çok güzel. İnanılmaz hafif. En sevdiğim tatlılar böyle hafif olması. Yoğun tadı var ama hafif. Çok güzel oldu. Yasin, senin zaten söylemene gerek yok. Yüzlerin ve kaşların arasındaki mesafe ne kadar beğendiğini anlatıyor.
Bence takipçilerimiz de artık seni beğendiğin zaman ki kaş ve göz arasındaki mesafeni anlıyorlar. Beğenmesene bile yüzün bir asılır gibi oluyor. İnanılmaz güzel bir tatlı. Gerçekten bak ben tatlı normalde hiç yemem. Her zaman yağsınkinden otlanırım. Bu tatlı hiç ağır. Çok güzel. Geçen yıl geldik, tekrar geldik. Hatta biraz yolumuzun tersiydi. Yine de yürüyerek geldik. Çünkü o lezzet bizi geri çağırdı değil mi? Yasin poşetimi orada unutmuşsun. Yasin, tehlikeli sularda yüzüyorsun. Yasin ne kadar tuttu? 36 TL tuttu. Evet, bugün galiba 10. yerimiz yemek yiyeceğiz. Bence daha fazla. Yani aslında tıka basa doluyum ama baktım çok güzel börek var. Yani süper bir görüntü var. Kokusu zaten uzakta kokuyor. O yüzden yine de yiyeyim dedim. Evet abi. Böreğiniz hoş geldiniz. Valla ben 2001'den beri buradayım. Evet. 20 senedir burada börek satıyorum. Börek. Yiyen bir daha geliyor. Kim yapıyor bu börek? Amcamın oğlu yapıyor. Bastanede yaptırıyoruz. Ben sabaha kadar buradayım. Siz Gaziantep'li misiniz? Adıyaman. Adıyaman. Biz oraya gitmek istiyoruz. Evet, aynen. Tamam işte ne güzel. Önce burayı ziyaret ettik. Sonra evet. Adıyaman. Evet. Buraya daha önce geldik zaten. Adana'ya. Evet. Nereden geliyorsunuz? Biz Karaman, Konya. Konya'da. Başlıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Evet. Adıyaman da böyle yemek üzerine iyi mi? Adana gibi, Antep gibi. Adıyaman'da da tabii ki. Güzel mi? Tabii tabii. Evet. Tamam. Teşekkürler. Evet. Biz orada olsak burada da sizle karşılardık. Evet. Teşekkürler abi. Tamam. Sen abi. Su böreği bizi kendine çekti. Baktım. İnsanlar yiyor. Çok güzel gözüküyor. Kokusu size burnuma kadar geldi. Akşam saat, şu an saat 9 aslında otele otele gidiyorduk aslında. Ama son bir altın vuruş yapalım dedim. Evet. O da bu börek. Bunu yiyip gebereceğiz yani. Aynen. Gerçekten midem iflas etti. Aslında hiç yer yok. Bunu nasıl yiyeceğim onu da bilmiyorum ama bir şekilde yiyeceğiz artık. Şu küçüğünü ben bir tadına baktım. Yuvarlak. Efsane. Yani gerçekten çok güzel. Ya şu peyniri değil mi? Çok güzel. Ya Karaman'da olsa hep giderdi. Yani böyle börek ilk defa yiyorum. Çok güzel. Gerçekten yediğim en güzel börek. Tartışmasız yani süper. Zaten bakın beyefendi 20 yıldır buradaymış. Bir dakika içerisinde bitirdik. Nasıldı? Çok güzeldi. Yani hanımlar, beyler yağsına bakmıyor gerçekten. Çok gerçekten güzel. Çok güzeldi. Bakın bu şekilde çaydanlıklar veren ya. Abi yediğim en güzel börekti abi. Normal değildi. Bundan güzel yemedim abi. Vallahi normal değildi. Peyniri çok güzeldi. Afiyet ederiz. Peyniri özel bir mi ya da şey mi? Güzel özel geliyor. Evet. Çok bu güzel. Aynı şey künefenin içinde de var. Şimdi şey olmazsa fazla erimezse içinde olmaz. Çok erirse içinde hep dağılır süt gibi. Evet. Onun için biz hemen iade ederiz. Evet. Hep aynı süt peynirciden evet. Geliyor bize. Çok güzeldi. Elinize sağlık. Afiyet şekerim. Çok afiyet olsun. Bayıldım. Kolay gelsin. Ha, sağ ol. Adana'yı gezdiğimiz videonun birinci bölümü bu. Evet. İkinci bölümü yarın gelecek. Aslında gezdiğimiz değil de yediğimiz destek daha iyi olur. Yani belki sırf yemek üzerine. Yani Adana'yı sakın gezdik zannetmeyin. Adana'nın yemek yerlerini gezdik. Yani bu ikinci gelişimiz. Böyle bir lezzet yani olamaz. Süper. Ve gelirseniz otelimiz bu İbis Otel diye geçiyor. Yani gerçekten yani şehir merkezinin içinde fiyat çok performans bakımından çok temiz ve güzel. Evet. Aile ortamı. Yani kesinlikle düşünmeden kalabilirsiniz. Aracınızı park edeceğiniz iki farklı park yeri var. Çok güzel. Biz bu yıl bu oteli tercih ettik ve ben geçen yıl Hilton'da kalmıştık. Ancak onu beğenmedim. Yani fiyat performansa bakarsak İbis'i çok daha öneririm. Arada 3 katı gibi bir fark var. Değil mi? Aşiretler var. Hani?